Seçimlerine kısa bir süre kala siyasi parti temsilcilerini ve o siyasi partilerin görüşlerini ekrana taşımaya, NTV ekranına taşımaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Ankara'dan stüdyodan konuğumuz. Hoş geldiniz efendim NTV yayınına. Kısa bir süre kaldı, artık geri sayım devam ediyor 14 Mayıs seçimlerine. Bu Türkiye'nin yapacağı bu önemli seçim öncesi siz son durumu nasıl görüyorsunuz, hem sahada hem size gelen bilgiler açısından? Millet İttifakı açısından gelişmeleri çok olumlu. İnsanlarımızın sahada bize gösterdikleri teveccüh ve ilgiyi de gerçekten büyük bir içtenlik ve samimiyetle karşılıyoruz. Çok önemli gelişmeler oluyor. Gittiğimiz her yerde, yaptığımız mitinglerde hem Sayın Genel Başkanları hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı çok büyük ilgi var. Ve biz arka sokaklara da bakıyoruz. O seçim, o miting hazırlıkları içerisinde arka sokaklardaki insanlarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Onlar diyorlar ki lütfen artık bize kurtarın. Çünkü Türkiye'de şu anda hakim olan, gerçekten açlık sınırı içerisinde yaşayan milyonlarca kişi var. Yoksulluk sınırından bahsetmiyorum. Açlık sınırından bahsediyorum. Şu anda asgari ücretle geçinen insanlarımızın tamamı açlık sınırının altında. Bunu biz söylemiyoruz. Türk İş söylüyor. O yüzden insanların derdi yaşam derdi. İnsanların derdi gelecek derdi. Ben evladıma nasıl bundan sonra bir gelecek sağlayacağım? Ben bu akşam soframa ne koyacağım derdiyle bütün günlerini geçiriyorlar. Bizim de derdimiz onların derdine çare olmak. O yüzden biz gidiyoruz, anlatıyoruz. Eğer Türkiye doğru yönetilirse ve gerçekten liyakatli insanlar tarafından yönetilirse ve gerçekten vatanını, milletini, ülkesini, bayrağını seven insanlar tarafından Türkiye yönetilirse, Türkiye'nin yeteri kadar zenginliği var, yeteri kadar kaynakları var ve Türkiye bunu başarabilecek güçtedir. Söz sizde, 14 Mayıs'ta bunu gerçekleştirin diyorlar. Biz onlara sana söz diyoruz, onlar da bize diyorlar ki size söz, oyumuzu size vereceğiz diyorlar. Nasıl sonuçlar ilk tur için ne düşünüyorsunuz? Biz ilk turda seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. Kesinlikle alacağımızı düşünüyoruz. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Sadece şeyle ilgili değil. Cumhurbaşkanlığı, zaten Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhakkak alacağız. Ama parlamentoda da üstün bir başarıyla bunu sağlayacağız. O yüzden biz gittiğimiz yerlerdeki dip dalgasını görüyoruz. İnsanların feryadını görüyoruz ve insanlar bize yaklaşıyorlar. Ya bizi işimizle tehdit ediyorlar. Bizi geleceğimizle tehdit ediyorlar. Bizi çocuklarımızla tehdit ediyorlar. O yüzden sesimizi çıkartamıyoruz ama oyumuzu Millet İttifakı'na vereceğiz diyorlar. Şimdi hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda vaatleri, hem işte Millet İttifakı ortakları, genel başkanları, hem de Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu miting meydanlarından sıkça dile getiriyor. Ama bu seçimde tabii sadece vaatler değil, bir taraftan da iktidar ve muhalefet arasında karşılıklı suçlamalar da var. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çeken açıklamaları oldu, partinizi ilgilendiren. Bu Altılı Masa'nın ilk toplantısından sonra hazırlanan bildiri taslağının bir Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisine götürüldüğünü daha önce söylemişti zaten Sayın Soylu. Bugün bu işi yapanın Ünal Çeviköz olduğunu söyledi. CHP'de genel başkan danışmanı olan Ünal Çeviköz olduğunu söyledi. Aynı zamanda da bunun bir ajanlık faaliyeti olduğunu söyledi. Bir casusluk faaliyeti olduğunu söyledi. Bu suçlamalara yanıtınız nedir? Ünal Bey'le görüştünüz mü? Bir mesajı var mı? Ünal Bey'le görüştüm. Hemen hukuki süreci başlatıyor Ünal Bey. Bu konuyla ilgili dava açıyor. Bahsettiği kişi bizim milletvekilimiz. Bahsettiği kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Ve bahsettiği kişi aynı zamanda bu ülkede büyükelçilik yapmış, vatanına, milletine bağlı bir kişiden bahsediyoruz. Bir İçişleri Bakanı'na. Herhangi bir soruşturma konusu mevzu değilken, aradan bu söylediği sözün arasından bir yıl geçmişken ve bu bir yıl içerisinde Ünal Çeviköz'le ilgili savcılığa herhangi bir bildirimde bulunmadığı halde ve bununla ilgili bir fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmemiş olmasına rağmen kalkıp da ulusal bir televizyondan, üstelik de çok saygın bir ulusal televizyondan kalkıp da bir büyükelçi
ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı için ajanlık faaliyeti ve casusluk içerisindeydi. İzledik. Büyükelçilerdeki konuşmalarını bir ses kayıtları ben de dinledik diyor. Bir, İçişleri Bakanı böyle bir ifşada bulunamaz. Bu görevini kötüye kullanmaktır. İçişleri Bakanı'nın elinde eğer böyle bir bilgi, bir belge, bir kaset varsa birinci derecede görevi onu savcılığa teslim etmektir. Ve hakkında hukuki işlem başlatmaktır. Şimdi bir sözlerini hatırlatmak belki gerekir Sayın Bakan'ın. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eğer birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel görevi onu takip etmektir. Şimdi o dönemde hazırlanan bildiri taslağı bir büyükelçiliğe götürüldü mü? Sizin burada tepki koyduğunuz bu iddia mı yoksa takip edilerek ajanlık faaliyetiyle suçlanması mı? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Varsa senin görevin bunu derhal savcılığa götürmektir. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiç kimseden, hiçbir ülkeden emir almış bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi başka siyasi partiler de. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bir cumhurbaşkanına Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı aptal olma diye hitap edemez. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bizim ülkemizin soydaşlarımıza karşı yapılan faaliyetlere karşı Kıbrıs'ta mücadeleyi başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Bülent Ecevit'tir. Amerikan ambargosuna karşı mücadele başlatan odur. O Katarlılara peşkeş çekilen tank palet fabrikasını Amerikan ambargosuna karşı kuran odur. Amerikan emperyalizmine elinin tersiyle gölge etmeyin başka ihsan istemez diyen de Cumhuriyet Halk Partisi lideridir. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi lideri tam da böyle ortamlarda hangi egemen güç olursa olsun birinci derecede bizim genel başkanımız onlara Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Siz Türkiye'ye yaptırımlarla bir yol haritası gösteremezsiniz. Bunun kararını verecek Türkiye Cumhuriyeti'dir demiştir. O yüzden Ünal Çeviköz'le ilgili söylüyorum. Bu şekilde bir suçlama bir görevini kötüye kullanmaktır. Ve gerçekten Faik Öztrak'ın daha bunu açıkladığı gün kendisinde ifade ettiği gibi alçakça ve şerefsizce bir yaklaşımdır. Bu kesinlikle doğru değildir. Onun için çok net olarak ifade ediyorum. İçişleri Bakanı görevini kötüye kullanıyor. Savcılığa vermediği bir durumu varmış gibi ifşa ediyor. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Olmadığı halde sanki varmış gibi televizyon kanallarında konuşmaya devam ediyor ve Sayın Çeviköz bununla ilgili yargı işlemini başlatmıştır. Sayın İçişleri Bakanı'nın sadece bugünkü yayında değil daha önce de söylediği bir ifade de yine tartışma konusu oldu. 14 Mayıs seçimlerine yönelik Batı'nın bir siyasi darbe girişimi olduğu yönünde. Bununla alakalı olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bir ses kaydını dinletti Sayın Bakan. 2019 yılında zannediyorum yaptığı bir açıklama bu. Ve buradan da bu siyasi darbe girişimiyle sizi de Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı hakkında bağlantılandırıyor tabii. Ne söylersiniz bu eleştirilere, suçlamalara İlk karşı? İlk önce şöyle ifade etti orada. 15 Temmuz fiili darbe girişimini başaramayınca 14 Mayıs siyasi darbe girişimini gerçekleştirmek istiyordu dedi. Bu sözün sahibi kim? 2019'da henüz demokratların dahi adayı olmayan bir siyasetçi Biden. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. O dönemde başkan kimdi? Trump'tı. Trump kim? Trump Tayyip Erdoğan'la ilgili onu ben yönetiyorum, onu en iyi idare eden kişi benim dedikleri kişiydi. Yani kendi iktidarları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la birlikte yol yürüdüğünü hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Trump'ın kendisi ifade ediyordu. Şimdi size soruyorum. Biz orada nerede geçiyoruz? Şöyle diyor. İşte muhalefet demokratik yollarla orada seçimi almalıdır diyor. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili nasıl bir bağ kurmuş olabilir? Birincisi bu. İkincisi, o zaman herhangi bir siyasi görevi olmayan bir kişiydi bu. Aradan bu sözü söyledikten sonra ne kadar zaman geçmiş? 7 ay. 7 ay sonra siz bunu gündeme getirmişsiniz. İlk tepkiyi kim koymuş Türkiye Cumhuriyeti'nde?
Kemal Kılıçdaroğlu. Ne demiş? Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Hiçbir ülkenin, hiçbir egemen gücün Türkiye'ye yaptırım uygulatmasına hakkı yoktur, hukuku da yoktur. Bunu 7 ay neden beklediniz ve cevap vermediniz? Neden 7 ay beklediniz? Ve şimdi ben soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekili olarak 4 yıldan beri bununla ilgili neden sesini çıkartmadın? Hiç konuşmadın. Seçimlere bir hafta kala diyorsun ki işte bu bir siyasi darbe girişimidir. Sunucu çok güzel, kendisine röportaj yapan arkadaşım çok güzel bir soru soruyor. Öyleyse bu seçimler bir darbe midir diyor. Yok, onu demek istemedim diyor. Peki ne demek istediniz? Ne demek istediğiniz açık. Aslında söylemek istediğiniz, siz bu seçimlere gölge düşürmeye çalışıyorsunuz. Bu seçimleri provoke etmeye çalışıyorsunuz. Bu seçimleri sabote etmeye çalışıyorsunuz. Hatta şöyle diyorsunuz. Diyorsunuz ki biz daha durun. 10 gün kala, bir hafta kala bekleyin. Daha neler ortaya çıkacak diyoruz. Şimdi aynı bu Ünal Çeviköz olayında olduğu gibi. Eğer deepfake olayıyla kalkıp da siz, bizim yapmadığımız konuşmaları, bizim söylemediğimiz sözleri gerçekten söylemiş gibi bir teknolojiyle bunları söyletmeye ya da böyle bir videolar hazırlayıp da bir seçim sonucunu provoke etmeye hazırlanıyorsanız, ben şimdiden size söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliğiyle ilgili her türlü tedbir almıştır. Dünyanın en büyük işlemci gücüne sahip anti-spoofing uygulaması ile anlaştık. Deepfake ile yaratılan her video için raporu 30 dakika içerisinde bizim önümüze getirecek. Hangi uygulamayı sil, bir provokasyon aracı olarak indirirseniz indirin, milletimize biz bunu derhal açıklayacağız. Seçim güvenliğiyle ilgili aldığınız tedbirleri de böylece vermiş olduk ama son iki dakikamız, önemli bir konu daha var. Bir çağrı, bir açıklama. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi dün. %1 oyu bile olmayan parti dedi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne. Bu ikisini kenara bırakın, kayıtsız destek vereceğim. Benim mesela memleket, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıkta istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum dedi. Bu açıklamayı hemen ne dersiniz? Hemen cevap vereceğim ama bir 20 saniye de şuna cevap vereyim. Onlar PKK'yı savunuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de PKK adını vererek söylediği için. PKK'da aynı düzeyde dedi. PKK bir terör örgütüdür. Biz PKK'yla hiç masaya oturmadık. Kandil'den görüşen kendileridir. Abdullah Öcalan'da görüşen kendileridir. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı kırmızı bültenden aranıyorken TRT ekranlarına çıkartıp da oy istettiren kendileridir. Habur sınır kapısını açıp da dünyada ilk defa bir devlet teröristlere elini kolunu sallayarak ülkesine girmesini söyleyen kendileridir. Valilere emir vererek PKK teröristlerine dokunmayın, onlar istedikleri gibi eylem yapsınlar diyenler kendileridir. Onların koydukları bu bir tuzaklarıyla çocuklarımızı ölümüne neden olan da kendileridir. Onun için onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle şeyleri yakıştıramazlar. Bizden yüz yüze gelsinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz her sorunu çözeriz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kandil'le görüşüyoruz diyen Tayyip Erdoğan'dır. Abdullah Öcalan'la görüşüyoruz, görüşmelere ben izin veriyorum diyen Tayyip Erdoğan'dır. YPG'nin liderini, terör örgütü, YPG'nin liderini kırmızı halıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde karşılayan Tayyip Erdoğan'dır. Onun için buna bir söyleyeyim. Evet, şimdi geçelim diye. Muharrem İnce'ye gelince, hem Muharrem İnce hem de Sinan Oğan. Demokratik bir seçim var ve adaylar. Çok büyük saygı duyuyoruz. Seçimlerde farklı sesler olacaklar, yarışacaklar ve kendi görüşlerini ifade edecekler. Ancak bu seçim kişilerin ya da ideolojilerin yarıştığı bir seçim değildir. Bu seçim sistemlerin yarıştığı bir seçimdir. Biz tek adamın yönettiği ve adı Cumhur İttifakı olan Türkiye'de 100 yıllık cumhuriyet hafızasının değil, bir kişinin söylediğinin geçerli olduğu, bakanların milletin seçtiği değil, tek bir kişinin seçtiği bir sistemi mi talep ediyoruz? Yoksa
özgürlükten yana, demokrasiden yana, laiklikten yana, bir gerçekten hukuktan yana, adaletten yana bir parlamenter sistemi mi talep ediyoruz? Bu cumhurbaşkanlığı sistemi başladığı günden bugüne kadar yoksulluk, açlık, sefalet mi getirdi? Yoksa bu sistem bir avuç insanın zenginleşmesine mi neden oldu? Buna bakmak lazım. Şimdi Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a. Hı hı. Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değildir. O zaman bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Beraber güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Ama bizim... Muharrem İnce diyor ki sizin güçlerinizi birleştirdiğiniz partilerin kağıt üzerinde bir oyları yok. O yüzden onların yerine benle ve Memleket Partisi ile yola devam ederseniz bu daha faydalı olur diyor açıklamasını. O tabii böyle ki böyle bir yaklaşımı. Biz de böyle şöyle cevap veriyoruz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partilerin, farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız. Biz en doğrusu budur demiyoruz. Kendi ideolojimizle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısıyla başkalarını yarıştırmıyoruz. Biz diyoruz ki, biz bu ülkede yaşayan insanların temsil edilme hakları ellerinden alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, %51 ile. İşte bunu ortadan kaldırıp birlikte artık daha demokratik bir seçimin, yarışın olabileceği parlamenter sistemi birlikte inşa edelim. Demiş. Yani bu çağrıya olumlu bir yanıt şu aşamada? Çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey aslında aynen. Eğer Cumhur İttifakı'nı yerine parlamenter sistemi tesis etmekle birlikte yol yürümeliyiz. Ama Millet İttifakı'ndaki ortaklarımızla yolumuzu ayırma gibi bir durumumuz da söz konusu milletin değil. Milletin her sesinin mecliste yankılanmasını istiyoruz. Demokratik ve adaletin gerçekleşmesi için bunun arkasında duruyoruz. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeler ve yorumlar için.